konuşmaya açık değiller, başka yeniliklere çok açık değil gibi gözüküyorlar. İlle de ben bilimsel verilere bakarım, gerisi beni çok enterese etmez diye düşünüyorlar. Bu doğru mu gerçekten? Ve bilim dışı yöntemleri cazip kılan nedir? Yani paranın burada bir etkisi olabilir mi acaba bu pazarın büyük olmasının? Evet, bu konularla ilgili bütün cevapları bize vermesi için değerli hocamı kürsüye davet ediyorum. Hoş geldin. Baştaki tiyatronun etkisiyle duygusal bir ortamda başladı sunum. Hastalarımızın burada acılarını bal eyleyerek, acılarından öğrendiklerini, buradaki bine yakın insana anlattıklarını görmem beni çok duygulandırdı. Ve bu konuşmaya başlarken de meslek hayatımın başından beri kaybettiğim ve yaşayan tüm hastalarıma saygı ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların sevgisi olmasaydı biz buralara gelemezdik. Buradaki soruları bugüne kadar defalarca hastalarımızla konuştuk. Birer birer konuştuk. Neredeyse dilimize tüy bitti diyecek kadar konuştuk. Bugün burada bu kadar kalabalık kişiye hitap etme şansım var. Aynı şekilde Antalya'ya hizmet sunma şansını bana verdiği için de Mustafa hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bilimi tanımlayalım. Ben alternatif tıbba bakışta biraz ortodoks bir kişiyim. Yani tüm medyada ortodoks denilen doktorlardanım. Yani benim bu konuda bir takım prensiplerim var. Ve aslında o nedenle de bilgi bilimsel bakışı aldım. Bilgi bilimi epistemoloji yani bilim felsefesi. Hekim olmama rağmen olaya bir hekim gibi değil de sosyal bilimci olsa nasıl yaklaşırdı o gözle bakacağım. Bilim bağımsız gözlem ve deneye dayanan bir bilimsel süreçle ortaya çıkarılmış, güvenilir, geçerli, dolayısıyla nesnel bir bilgidir. Bu nedenle ülkelerden, kişilerden bağımsızdır. Tek bir bilim vardır, tek bir bilimsel tıp vardır. Almanya'da, Amerika'da, Türkiye'de sunumu farklı olsa da bugün bizim uyguladığımız tıp bilimsel tıp. Eskiden uyguladığımız tıp bilimsel tıp olmayabilir. Örneğin başka tıplar da var. Her ülkenin bir tıbbı var. Bugün dünyayı en çok etkileyen tıp aslında Çin tıbbı. Sadece piyasaya getirdikleri kaliteli, bazıları kaliteli, bazıları ucuz ürünler biliyorsunuz. Sanayimizi çok etkiledi Çin malları. Aynı şekilde Çin malı, Çin tıbbı da bizim Türkiye'deki modern uygulamalarımızı çok etkiledi. Şimdi dolayısıyla bilimin tanımını yaptık. Ne dedik? Kişilerden bağımsız, coğrafyadan bağımsız. Ve bu bilginin en önemli yanı kendi kendini yanlışlayabilir olması. Elbette bilimin hataları vardır. Fakat bugün yaptığı hataları yarın düzeltecek güç bilimin kendi içindedir. Bu bilimin tanımındadır. Bugün ortaya bir kuram koyar. Birkaç gün sonra, birkaç yıl sonra o kuramı değiştirebilir. Dolayısıyla kendi hatasını kendisi saptamakla sürekli saptamaya çalışır. Sorulardan biri de şuydu. Biz hastalara önerdiğimiz şeyleri neye göre öneriyoruz? Şöyle bir kanıt piramidimiz var. Bu kanıt piramidinde sizin gazete ve televizyon haberlerinde en sık şaşırdığınız konu, işte bir yeni çıkan bir molekülün kansere iyi geldiği. Ama kimdeki kansere? Faredeki kansere. İnsanda değil, insan çalışması yok. Biz hastalarımıza şuralardaki konulara bakarak, buradaki kanıtlara bakarak tedavi önerisinde bulunmuyoruz. Daha piramidin yukarılarına çıkıyoruz. O konuda kontrollü çalışmalar var mı? Ya da onlarca çalışmanın özetini ele alarak yapıyoruz. Aramızda da kanıt düzeylerini A, B, C, D diye dört düzeyimiz var. Olabildiğince A kanıt düzeyinde, yani o konuda birçok kontrollü çalışma yapılmış olması gerekiyor. Bunlar olmadıkça biz hiçbir şeyi hastalarımıza önermiyoruz. Benim görüşüm şöyledir diye bir şey çoğunlukla yok. Şimdi alternatif tıp tanımına aslında ben temelinden karşıyım. O zaman bilimin alternatifi mi bu? Niye alternatif? Çünkü bilime alternatif olan yöntemler dogmadır. Kendi kendini yenileyemez. Örneğin Çin tıbbı 2000 yıldır var. 2000 yıldır da son ortodoks tıpla bu çatışma, bu kavga olmasaydı bir takım konularda kendilerini yenileyemeyeceklerdi. Ben bu konuda Cem Yılmaz'ın esprilerini çok beğeniyorum.
Ya Hindistan'a gittim, gördüm orayı diyor. Gelip burada huzur dersleri veriyorlar, yoga dersleri veriyorlar ya da tütsü ile bu espri yapıyor. Bu tütsüyü Hindistan'da yaksalar da o ülke, tüm ülke o koku içinde olmasa. Aslında bu çok güzel bir eleştiri. Çin tıbbı 2000 yıldan beri kalıp şeklinde kalmış, hiç değişmemiş. Oysa Batı tıbbı kaç kere kılıf değiştirdi, sürekli kendini yeniledi. Şimdi alternatif denen yöntemler bence tıbbı tamamlayamaz, ancak eksiltebilir. Çünkü bu alan şarlatan dediğimiz bir tanımla örtüşen bir alana giriyoruz burada. Şarlatanlık, tıp, eczacılık, veterinerlik veya diş hekimliği üzerinde herhangi bir eğitim lisansı olmadan bu konuda çalışan, meslek icra eden ve bunu da sahtekarlık amacıyla kullanılan insanlar için kullanılan bir hukuki terim. Bunun dışında bilir geçinen, kendi niteliklerini veya mallarını öven, çevreyi kandıran kişiler için de kullanılıyor. O zaman buradaki bir tehlike, biz sağlam durmadığımız takdirde eğer acaba doğruluk payı var mıdır dersek, yani bu konuda akademisyenleri birazcık kuşkuya düşüp bu medyadaki bunca haberde acaba haklılık payı var mı dediğimiz zaman büyük bir şarlatan ordusunun ekmeğine de yağ sürmüş oluyoruz. O zaman bizim duruşumuz çok önemli burada. Ayrıca tababet ve şuabatı sanatının tarzına icrasına dair kanunun birinci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde hekimlik yapmak ve ne biçimde olursa olsun hasta tedavi etmek için Türkiye Tıp Fakültelerinden diploma almak gerekir. Zaten suçtur. Yani bizim aslında burada hoşgörümüzün dışında da bir suçtur. Tüm insanların buna karşı durması gerekiyor, karşı durması gerekiyor. Farkındaysanız kendileri acı çekmiş olan hastalarımız biraz önce karşı durdular. O yüzden biz hekimlerin bu konudaki ilkelerinin daha sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında gerçekten bugün bile tıp birçok derde deva bulamadı. Ve bilim ve teknolojinin çaresiz kaldığı durumlarda insana gerçekten tek umut veren şey şarlatanlar oluyor ve denize düşen yılana sarılıyor. Ve insan mutluluğunu tehdit eden her türlü şeyden korkuyor. Bu korkuların en önemlisi, en başında da kötürüm kalma, sakat kalma, hastalık ve ölüm. Bu nedenle sağlık, şarlatanların çok rahat at koşturabilecekleri bir alan. Şimdi tabii belki soru bölümünde gelecek. Biz şarlatanları tarifte tıp dışı alandaki insanlar dedik. Fakat çağımızda öyle bir tuhaflık yaşıyoruz ki maalesef şarlatanların çoğu içimizden çıkıyor. Yani doktor ünvanlı insanlar bugün bunları yapmaya başladılar. Biraz sonra da bunların niye olduğunu sanırım anlayacağız. Şimdi hekimler ve bilim adamları akılcı düşünmesini bilen insanlara hitap ederler. Şarlatanlar ise her türlü sihir ve kehanete inanan çoğunlukla bilgisiz halk yığınlarına hitap ederler. Ve bunların birçoğunun psikolojik ve ruhsal sağlığı bozulmuştur. O yüzden bir rasyonel düşünen bir bilim adamı yerine şarlatanlara inanmaları daha kolaydır. Televizyon programlarında bazen bazı hocalarımızla bazı medyumların tartışmasında medyumların nasıl lafı hocaların ağzına tıkadığını görüyorsunuz. Bu apayrı bir alan. Hocam siz böyle dediniz ama dün gece 1'den 4'e kadar bir program çıktı. Orada profesör şu medyum çok zorluğunu bıraktı. Burada kullandıkları bir şey var. Hitabet sanatı. Bir, hitabet sanatı. İki, korkulara hitap etme. Senin kızın kanser olsa sen ne yaparsın? Soru bu değil ki. Yani benim ailemden biri kanser olsa belki aynı saçmalıkları ben yapabilirim. Çünkü psikotik bir reaksiyon geçiririm, akıl sağlığımı kaybederim. Dolayısıyla ailemden birinin hasta olduğu andan itibaren yaptığım yanlışlar sizlere örnek olamaz. İkinci bir şey de türbüne karşı konuşmadır kullandıkları yöntemlerden. Hep dini istismarı da kullanarak böyle bir şey nasıl söylersin? Yoksa siz inanmıyor musunuz? Konu inanç tartışması değildir. Sizin söylediğiniz bir şeyi de tüm buradaki kişiler örneğin sizin karşınıza almak için hemen türbüne oynayıp türbünlerin özellikle dini duyguları üzerinden sizi susturmaya çalışırlar. O yüzden televizyon programlarında çok değerli hocalarımızın bile bunlara bir şey yapması çok kolay değil. Şimdi bilim adamları
hiçbir şeyin kesin olarak bilinemeyeceğini düşünür. Bilim dogmaya karşıdır. Dolayısıyla sağlarında ölçülü ve alçak gönüllüdür. Buna karşın diğer taraf kendi söylediklerinden çok emin olduğundan dolayı bu kendinden eminlik eleştiri yeteneği zayıf olanlar üzerine olumlu etki yapar. Ayrıca bilimsel diye nitelendirdiğimiz birçok yöntem ve alışkanlık çok küçük bir insan grubu tarafından belirlenmiştir. Bizim meslek camiamızda bile, mesleğini yaparken bile çok fazla bilimsel yöntemlere uymayan, alışkanlıklarıyla yapan, daha çok kanıları ve inançlarının etkisinde kalan kişiler de olabiliyor. Dolayısıyla bu insanın zaten bir kendini yetiştirme yolu, bilim adamı diye çıkan kişinin de her zaman bilimsel olmayabileceğini düşünmemiz gerekir. O zaman yapmamız gereken şey ne? Biz akıl toplumu olmalıyız. Akıl edilene güvenmeliyiz, nakil edilene değil. Yani birinin bize söylediğini değil, kendimiz bulmalıyız. Doğrularımızı her defasında kendimiz bulmalıyız. Akıllı gibi görünen insanların bile akılcı olmayan birçok yönleri bulunabilir. Özellikle tutkular bazen bilim adamlarının da gerçeği söylemelerinde onların engeli olabilir. Bazen kanser dahil birçok hastalık kendiliğinden iyileşebilir. Spontan remisyon dediğimiz tıpta bir durum var. Çok ender görülür. Dolayısıyla bu çevrede şu otu kullandı da iyileşti, şu hocaya gitti de iyileşti iddialarının altında bazen bunlar yatabiliyor. Ama dikkatiniz çekerse, çok üzüldüğüm bir konu var. Kemoterapi ile birlikte bu yöntemleri kullanılıyor. Başarı olduğunda hemen o ot, şuradaki hoca ot verdi, otla iyileştim denirken başarısızlıkta kemoterapi başarısız deniyor. Yani biraz toplum olarak bilme verdiğimiz değer nedir? Bunu çok iyi sorgulamamız gerekir. Diğer bir konu, bu hastalıkların birçoğu psikosomatik. Pratisyen hekimlik yaptığım dönemlerde çalıştığım kasabada özellikle bayanların %60'ı baş ağrısı, gezici ağrılar tarif ediyorlardı ve %60'ında ben somatizasyon olduğunu düşünüyordum. Sohbetle, bazen depresyon tedavileriyle çok büyük başarılar elde ettik. Orada arkadaşlarım bana sorduğunda alçak gönüllü olarak şunu ifade ediyordum. İyileştirdiğim çok hasta yok. Bazen yerinde depresyon tedavisini uyguladım ama çoğu zaman hastalar servise binip muayene olmak için bana geldiklerinde yolda iyileşiyordu. Yani doktorumuza gideceğiz, sohbet edeceğiz, güler yüz göreceğiz dediklerinde kendisileri zaten iyileşiyordu. Dolayısıyla ben de o övgülerin gazıyla ben yaptım, ben etsin desem bakın yine şarlatan kurumuna düşerim. Çünkü başarımın sırrının nerede olduğunu biliyorum ve bunu öğrencilerime anlatıyorum. Tıbbın bir farkı da odur. Tıp fakülteleri var. Biz bugün yaptıklarımızın hepsini tıp fakültelerinde öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrenmek bitmiyor. Hala bir öğretim üyesiyim ama hala arkadaşlarımdan, küçüğümden, büyüğümden, herkesten her gün yeni bir şey öğreniyorum. Yani bizim sırlarımız yok. Gizli bilgiler değil. Herkese, onu anlayabilecek herkese anlatıyoruz ve bu bilimin çoğalmasına sağlıyoruz. Şarlatanlarla aramızdaki bir fark bu. Biraz sonra sorular başladığında şu şarlatanlık mı, bu şarlatanlık mı? O sorulardan daha çok kendiniz bulmaya çalışın. Bakalım o kişiler sattıkları ürünün içeriğini size vermek isteyecekler mi? Tarifi halkla paylaşacaklar mı? Diğer bir konu, bu yöntemler bazen etkili olabilir. Bu da kendi kendine telkin ve inanma isteğidir. Çok acılı insanlar, çok büyük sorunlar karşılarında kaldıklarında inanmak isteyebilir ve o tedavinin iyi geleceğine inanmak onda en azından bir iyilik hissi oluşturabilir. Ayrıca plasebo etkisi dediğimiz bir konu var. Bazen bir baş ağrısı olan hastaları düşünelim. 100 hasta bir yerde, 100 hasta diğer bir grupta. İlk 100 hastaya bildiğimiz parasetamol verdik baş ağrısı için. Diğer tarafa da etkinliği olmayan toz bir madde verdik. O hiç etkisi olmayan maddeyi içen hastalarda da %10, %20 arasında iyileşme belirtisi görülebiliyor. Buna biz plasebo etkisi diyoruz. Bu plasebo etkisi bazen kamuoyunda çok abartılıp bir etki varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Hocamız biraz önce rakamları söyledi. Alternatif tıbbın pazar payı çok büyük. Dolayısıyla buna karşı çıkmak
hükümetler için de zor bir konu. Vergi alabileceği alanlarda bazen hükümetler vergi alıyoruz, buna ses çıkarmayalım diyebiliyorlar. Ne gibi? Sigara gibi. Şöyle. Şimdi özetle halkın genelinde bilimsel literatürü anlama seviyesinin düşük olması, yeni dünya mistisizmiyle ilişki olarak artan bilim karşıtlığı, bu çok önemli. Sadece Türkiye'de değil. Bu konu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Özellikle Avrupa ülkelerinde, daha sonra Amerika'da da bu tür bir gidiş var ve alternatif tıbbın payı her geçen gün artıyor. Şimdi sosyal çözümsüzlüklerin karşılığı olarak komple teorilerine inanıvermek gibi bir alışkanlığımız var. Biraz sonra bir olgu örneğinde bunu tekrar geleceğim. Komplo teorisi üretmek. Bu da nedir? Aslında otlar kanseri çözecekmiş de büyük ilaç firmalarının baskısından dolayı bu gizleniyormuş. O nedenle bu konuda çalışma yapan kişiler de baskı altındaymışlar. Ben bugüne kadar öyle bir baskı hissetmedim ama iyi çalışma yapmamış olmam benim suçumdur, benim eksikliğimdir. Herkes öncelikle kendisine öz eleştiride bulunması gerekir. Öz eleştiride bulunmak yerine çok kolaylıkla ben yapacaktım, aslında Nobel de alırdım ama bize bir baskı var. Hele kanserle ilgili bir tedavi bulursam aileme zarar gelir diye korkuyorum diye saçma bir komplo teorisi üretebilirim. Aslında dikkatinizi çekiyorum bilmiyorum. Çevrede sürekli böyle saçma komplo teorileri üretiliyor her konuda. Sadece tıpta değil, her konuda. Diğer bir konu, bilimsel biyomedikal yöntemlerden bir hoşnutsuzluk var. Aslında işte bu bizim kendimizi eleştirmemiz gereken bir alan. Burada çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Hastanelerimiz demek ki soğuk. Doktorlarımız demek ki suratı asık. Demek ki cihazlarımız onlara soğuk geliyor. Bunun yerine hocanın, bir cami hocasının evine gitmek, orada daha sosyal ortamda sohbet etmek, daha sıcak temas, belki bunlar bizim eksiğimiz. O zaman bu eksikleri bulup bir önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Zaten kanser merkezi olarak da hedeflerimizden biri bu. Şimdi sonuç olarak ben şarlatanların yaptıkları şeyler bazen işe yarasa bile bu onlara şarlatan dememize engel olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir, bilmedikleri konuda bilgiçlik taslıyorlar. İkincisi, başarılarını kısmen rastlantıya, kısmen sözünü ettiğimiz manevi güçleri borçlu olduklarını bildikleri halde bunu hastalarından gizliyorlar. Konuşma başında hocamız söyledi, otelde seçtiğimiz o 8 kürcap yapılan çalışmalardan. Kendisi karıştırmıyor. Yani elbet insan mesleğinde çok yukarı noktalara gittiğinde böyle buluşlar yapmak ister ama öyle bir buluş yapamamışsa kendilerinden önce yapılan hazır tedavi protokollerinin en iyisini hastası için seçiyor. Tıbbın ilerlemesinde şarlatanların bakın hiçbir katkısı olmamıştır bugüne kadar. Kolaysa kesin çözüm olan alanlara gelsinler. Örneğin katarakt, travmalar, doğumlar. Hiç bunlarda bir ot önerildiğini gördünüz mü? Ya da her yerde görüyorum bel çekme, 0-500 bilmem kaç. Gelsinler ciddi ameliyatlara, acildeki travmaları ele atmaya çalışsınlar, atamazlar. Zaten böyle bir kaygıları yok. Kendi çıkarları, maddi çıkarları dışında hiçbir kaygıları yok. Şimdi, ilginç bir çalışma ile konunun ortasına doğru geliyoruz. Psikolojide bir Nobel ödülü almış bir çalışma, Dunning-Kruger sendromu. Bu şöyle bir makale olarak yayınlandı. Üniversite 100 kadar üniversite öğrencilerine genel kültür testi yapılıyor. Sonra deniyor ki, testte kaç aldınız? Sizce performansınız kaçtı? Kendinize not verir misiniz? 100 sorudan sonra. Herkes kendisini değerlendiriyor ve şu ortaya çıkıyor. Şimdi şunlar en düşük not alan kişiler. Gerçekte en düşük not alanların kendi başarılarını çok yüksek gördükleri, iyi alanların ise kendi başarılarını daha düşük gördükleri. Ve bu çalışmanın sonuç bölümünde demiş ki, yetersiz insanlar olduklarından daha nitelikli olduklarını sanarlar. Yetersiz insanlar nitelikli insanların becerilerini algılayamazlar. Eğitimle nitelikleri artırılırsa geçmişteki niteliksizliklerin farkına varabilirler. Bu çalışmanın ikinci başlamasında da böyle bir şey çıkıyor. Bakın, cehalet,
gerçek bilginin tersine kişinin kendine olan güvenini artırıyor. Artık bu söz eskisinden sadece bir sözdü, artık şimdi arkasında bilimsel bir çalışma var. Buraya niye geldiğimi sanırım anlıyorsunuzdur. Yani bize yapılan suçlama, bu şarlatanları niye bastıramıyoruz? Bundan dolayı bastıramıyoruz. Russell diyor ki, dünyanın sorunu akıllılar hep kuşku içindeyken, o aptal demiş, ben aptal demek istemiyorum, cahillerin küstahça kendilerinden emin olmalarıdır. Sonuçta alternatif yöntemlerle uzlaşmak yerine insanları bu yöntemlere iten sağlıktaki altyapı sorunlarını çözmek gerekir. Bilim insanının saygı